Konuşalım istiyoruz. NDR'ın başındaki isim telefon attığımızda Faruk Acar'la konuşacağız. Hoş geldiniz Faruk Acar. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Siz de o işin içindesiniz biliyoruz. Yani bu organizasyonu çok yakından takip ediyorsunuz. Bazı anketler de yapıyorsunuz. Belediye başkanlarının istifasına sizce AK Parti niye gerek duydu? Salt oralardaki başarısızlık üzerine mi? Başka etkenler var mı? Önce öyle başlayalım istedim. Yani tabii aslında yani bunu tek bir başlığa, sizin de söylediğiniz gibi salt bir başlık üzerinden yürümek yerine ya da değerlendirmek yerine birçok nedeninin olabileceğini değerlendirmek daha doğru ve daha sağlıklı bir yere götürür sanıyorum bu tespit için. Yani tabii AK Parti'nin 12 seçimdir ardı ardına zaferle çıkan bir tarihine baktığımızda her seçime özgü bir hikayesi var. Evet. Bunu her seçim için hatırlatmak gerekirse yani mutlaka bir başlığın olduğunu görmek ya da görme ihtimalimiz olduğunu söyleyebilirim. Evet, evet. Fakat AK Parti'nin özellikle 16 Nisan referandumu sonrasında artık seçmenlerine söyleyebilecek veya yeni bir çıkış yapabilecek bir hikayesinin kalmadığı görülüyor. Yani özellikle 2002 Kasım ayı itibariyle başlayan ve daha sonrasındaki her seçime sandığa giderken, seçmenini motive ederken tam olarak gücü eline toplayamadığına dair bir durum mu ifade ederken bir ölçüde, ki bunu bir şekilde pekiştirecek olayların, gündemlerin yaşanmış olması, yani 2007'deki Cumhurbaşkanlığından başlayın, evet, daha sonraki gelişen tüm seçimlerde, tüm sandıklarda biraz da aslında iktidar ama bu iktidar gücünü henüz kullanamadığını, yani daha doğrusu tam anlamıyla iktidar olarak kullanamadığını seçmenine bir şekilde yansıtırken, 16 Nisan referandumunda artık bu başlık veya bu bir ölçüde mazeret olarak sayılabilecek husus yoktu. Durum, başlık artık ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla şimdi AK Parti'nin hem bunu bir yorgunluk ifadesi olarak ifade etmiş olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de özellikle artık bir kaçış noktası veya sıkıştırılabilecek, yani eleştirilebilecek alanlarının artık o kendi nezdinde cevaplanamayacağı durumun ortaya çıkmış olması dolayısıyla buradan bir hikaye çıkarmak durumunda idi. Bu hikaye aslında 16 Nisan'da bir ölçüde 16 Nisan referandumu öncesinde bir şekilde kamuoyuyla gündem yaratabilmek adına sağlanmaya çalışıldı, ama gördüğünüz gibi seçmenler 16 Nisan'da referandumda partilerin seçimiymiş gibi hareket etti ve buna göre konsolide oldular. Yani biz yeni bir Türkiye modeli üzerinde bir pozisyon oluşturmaya çalışıyoruz, sistemi değiştiriyoruz, tümden yeni bir hikaye yazıyoruz ülke için şeklindeki yaklaşım karşılık bulmadı. Peki ne oldu? İşte tam da karşısında konsolide olan hayır cephesinin son zamanlara girerken, yani son düzlüğe girerken, İşte denize dökeriz çıkışı ve daha sonrasında hem Devlet Bahçeli'nin hem de diğer danışmanlarla ilgili Devlet Bahçeli'nin konuşmasını sağlayacak bir gelişme yaşandı ve buna rağmen %51 gibi bir değerle evet geçmiş oldu. Kıl payı. Şimdi dolayısıyla burada şunu tabii ifade etmek gerekiyor. Yani bu nereden kaynaklandı? Neden 51'e 49 gibi bir değerle, evet, karşılaşıldı? Tabii bu aynı zamanda AK Parti'nin kendi tabanında, özellikle son dönemde artık seçime giderken bizler için sınav verdiğimiz o sandık gününün yaklaşmasıyla birlikte araştırmaların farklı farklı göstergelerle açıklanmış olması, özellikle AK Parti'nin artık işinin evet nezdinde rüzgarın tam tersine döndüğü ve evet lehinde geliştiğine dair bir durumu kabullenmiş olması ve satın almış olması ile birlikte seçmenlerde büyük bir motivasyon oluştu. Yani 55 artı
Tabii bunu %60 olarak ifade eden vardı. Evet. %60'ın üzeri olarak değerlendiren vardı ama en nihayetinde 55 artı üzerinde bekleyen bir durum oluşmuştu. Cepte gördü yani herkes diyorsunuz. Tabii tabii. Evet. %51'de kalınca yani ne oluyoruz'u, yani aslında bunu da oluşturan bizzat AK Parti'nin kendisi, yani kamuoyunda %50.1'i alan geçecekken %51'le mutlu, 51.5'la mutlu olamayan bir duruma evrilmiş oldu ki bu da AK Parti'nin kendini sorgulamak durumunda olduğu. Çünkü aynı zamanda MHP'nin de o blok içerisinde yer almış olmasıyla birlikte artık bundan sonra 50 artı 1'i almak da yeni sistemde zorunlu olduğu için mutlaka yeni bir hikaye ve aynı zamanda bu konsolide olan alanı dağıtmak üzerine bir pozisyon almak durumundayken bunu nasıl sağlayacaktı? İşte neticede doğal bir yıpranmadan söz ediyoruz. Yani 15 yıldır iktidar olan bir partiden söz ediyoruz. Evet. Ve girdiği her seçimde başarıyla, zaferle çıkmış olan bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla AK Parti açıkçası muhalefetin tam olarak beklenilen düzeyde AK Parti'yi zorlayamaması, dolayısıyla muhalefette zaten umudunu kesen bir seçmeni fark etti ve aslında muhalefeti bizzat kendisi içerisinde yani bir şekilde karşılamaya çalıştı. Yani bir şekilde farklı seslerin çıktığı muhalefeti ve, de ben yaparım dedi eğer muhalefet tabii, yoksa. Aynen. Bir ölçüde bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu muhalefeti de kendinde artık kime karşı yapacak diye baktığımızda yani netice itibariyle artık kendiyle yarışan, böyle bir motivasyon alanı oluşan bir AK Partili seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Bu Türkiye'nin yarısı neredeyse. Dolayısıyla burada seçmenlerine yeni bir şey, yani yeni olan bir şeyi söylemesi gerekiyordu ki o hikaye için referandum sonuçlarını okurken bir ölçüde bunun tabanda tam olarak aslında nasıl ifade edelim, sahiplenilmediğini yitirdiğine dair bir yorumla tamamlamış olduğunu görüyoruz. Bir ölçüde bu da belediyelerden geliyor. Yani belediyelerle ilgili olarak yapılan diğer seçimlerde de normalde genel seçimlere nazaran daha düşük bir oy oranı alırken AK Parti bu seçimde bu farkındalığı bir şekilde hissederek en azından yani İstanbul ölçeğinde 15 Temmuz sonrasında Kadir Topbaş'ın o yıpranmışlığı, bir ölçüde Ankara'daki Melih Gökçek'in bizzat kendisinin, yani şahsen bir marka olarak kendisinin diğer kesimler nezdinde yıpranmışlığı ve işte Bursa'da, şimdi Bursa'yı tabii dün akşam bir virgül programlarına bir virgül koyabilir miyiz? Ankara için özellikle koymak isterim. İstanbul'da, evet, 15 Temmuz'un sonrasında ciddi bir yıpranmışlık oldu. Özellikle damadı üzerinden belediye başkanı için, ama Ankara'da şahsi olarak yıpranmış dediğimiz Melih Gökçek aslında, hı hı, bir önceki seçimde de aynı yıpranmışlık tartışma konusu olmuştu. Bugün yeni uygulama nedeniyle mi kurban oldu Melih Gökçek buna? Bir de tabii yani o %49'u hedeflerken oradaki alerjiyi ortadan kaldırmak mıdır en basit anlatımıyla? Tabii tabii, yani şimdi tabii 2014 yerel seçimlerinde de Melih Bey'in seçimi ne kadar farklı kazandığını zaten biliyoruz. Şimdi yani bu kadar ortadayken Ankara seçimleri yeni kurulabilecek denklemlerde oyların bölünmesi halinde, yani AK Parti'den birkaç puan başka bir partiye geçmesi halinde AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme ihtimali söz konusu. Yani Melih Gökçek tabii tek başına Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değerlendirmek kesinlikle yanlış. Şimdi netice itibariyle İstanbul'da da Türkiye'nin her yerinde de çarpanı olan, yani hem destek anlamında hem de kayıp anlamında etkileşim sağlayabilecek niteliklere sahip olan bir marka değerinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu yıpranmışlık siyaseten oturduğu yer adına konuşursak, yani merkezde bir yere konumlarsak Melih Gökçek'i, mindere koyduğumuzda tıpkı Tayyip Erdoğan gibi yani bir kesim tarafından desteklenen ama diğer kesim tarafından, yani desteklenen, sevilen, taraftar grubu haline dönüşen ama diğer kesim tarafından da nefretlik bir pozisyonla karşılığını bulan bir siyasi aktör. Yani Melih Gökçek
taraftarı olan ama aynı zamanda karşıtlık noktasında da pozisyon alan bir siyaset tarzını benimsedi. Özellikle son yıllarda Gezi ile başlayan süreç ve sonrasındaki gelişen dönemler itibariyle Melih Gökçe'nin siyaset merkezi belediyeciliğin biraz daha dışında Türkiye genelindeki bir markaya ama AK Parti görüyoruz. AK Parti ama bunu böyle açıklamadığı için ona alerji duyanların tekrar düşünme gibi bir yola gitmelerini beklemek doğru mu acaba? Çünkü böyle açıklamıyor yani, bunu. Şimdi sizinle konuşurken bu çıkıyor ortaya. Tabii bugünden yarına nasıl bir yani sonuçla karşılaşılacağı konusunda bir öngörüde bulunmayı çok doğru bulmam ama yani uzun vadede değerlendirildiğinde bunu seçime doğru Melih Gökçek değişimi gerçekleşmiş olsa idi, Ankara'da toparlanmak ya da aday değişikliğiyle Ankara'daki seçimleri garantilemek çok mümkün olmayabilirdi. Çünkü o günkü şartlarda sadece bu değişimler değil, aynı zamanda AK Parti bir değişim hikayesini başlattığı için çok büyük bir değişim olma ihtimali de söz konusuyken, büyük yerlere dokunduğunda özellikle Ankara gibi, İstanbul gibi, Bursa gibi yerlerde açıkçası bu değerlendirmeyi yaparken seçime girmiş olması seçimde o bölgelerin belki de kitlenmesini sağlayacaktı. Yani bu AK Parti adına çok daha gecikmiş bir hamle olarak yorumlanabilirdi ama şu anda bu riski üstleniyor ve şu anda o yıpranmayı göz önünde bulundurarak göğüslüyor ve zamana süreci kontrol altına alabileceğini o zaman da bu kaybı karşılayabileceğini düşünüyor. Bu şimdi sizin anlattığınızdan benim anladığımı söyleyeyim. Eğer Melih Gökçe'yi 2019'un Mart ayında yeniden belediye başkanı adayı yapmayacağını açıklasaydı, ne zaman? 2019'un, 2018'in Kasım'ında, aralığında, o zaman daha büyük bir sıkıntı ortaya çıkacaktı. Hem belki kırgınlıklar olabilecekti. Başka parti içinde bölünme olabilecekti. Öne yani çekiyor yani bunu. Şöyle ki neticede bu olayları seçim döneminde gerçekleştirdiğinizde olay kişisel algılanabilirdi. Ve kişisel algılandığında da duygusal reaksiyonlar verilebilir. Dolayısıyla şu anda duygusal reaksiyonlar da veriliyor olabilir. Evet. Ama bunun yıpranma dönemi ya da bunu toparlama dönemi açısından değerlendirildiğinde son 3 ay kala adayı belirlerken olmak yerine şimdiden bu riski üstlenmiş olup toparlanmaya gitme ihtimalinin daha mantıklı olduğunu öngörüyorum. Yani herhangi bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Ama şunu da anlayabiliyoruz bu söylediğinizden. Önümüzdeki seçimlerde, yerel seçimlerde Ankara içinde, İstanbul içinde, Bursa içinde, Balıkesir içinde var olan belediye başkanlarına aday gösterme niyeti yok Cumhurbaşkanı'nın. Yani tabii bunu bilemeyiz. Netice itibariyle şu anda tabii yani seçime giderken işte bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışından yola çıkalım. Ya da bir başka başlık üzerinden değerlendirin. Yani ben size son bir ay içerisindeki yaşadıklarımızı bir hatırlatayım. Şimdi bir TEOK meselesi var. Evet. Ben de bahsedeceğim birazdan. Hemen arkasından MTV zamları geldi. Evet. Hemen arkasından Amerika'daki vize krizi, hı hı, ve istifalar. Evet. Şimdi bunları, yani bu arada Barzani, Kuzey Irak'taki yaşanan işte İdlib'e girmemiz falan, bunları da dış politika işlerinde biraz daha değerlendirdiğimizde durumun ne kadar yani hareketlilik kazandığını söylemek açısından değerlendiriyoruz. Dolayısıyla istifalar bir ölçüde bir hikayeyi, yani bir farkındalığı ortaya koyuyor. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak, lider olarak diyor ki seçmenine, ben aşağıda bir yıpranmışlık olduğunun farkındayım ve dokunuyorum. Yani neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapış tarzını bugün görmüyoruz. Yani evet, İstanbul gibi, Ankara gibi şehirlerin belediye başkanlarını, belki Bursa değil, belki Balıkesir değil, Niğde değil, Düzce değil, ama İstanbul ve Ankara dediğinizde yani AK Parti'nin varlık gösterdiği ve iktidara geldiği alandan bahsediyoruz. Yani asıl belediyecilikten ve İstanbul-Ankara belediyeciliğinden gelen bir iktidar referansından söz ediyoruz. Dolayısıyla buralardaki değişimlerde sıkıntı yaşamış olma ihtimali mümkünken, ben size daha iddialı bir şey. Yani ya Sayın Davutoğlu başbakan değiştirmiş bir liderden söz ediyoruz. Ama tabii bir yani değil. Biraz yani orada durum biraz daha farklı. Çünkü başbakan değişimi
kongreyle ve bir siyaset üstü bir de bir durum, ama burada hani belediye başkanı ismiyle seçiliyor. Yerine gelecek adam no name olabiliyor. Yani burada Evet. sanki üstlenilen risk biraz daha fazla. Bir de demokrasi açısından tartışılıyor. Yani sandıkla gelen sandıkla gider biçiminde bir şey. Davutoğlu mecliste devam ediyor hayatına, yani kongrede görevi devretti. Valla şöyle ki, yani Ankara'daki seçimlerde Melih Gökçek'in bizzat etkisi tartışılmaz. Bundan hiç şüphe yok. Fakat Ankara'daki yerel seçimler değerlendirildiğinde hangi nedenden ötürü oy verdiniz diye sorduğunuzda insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap alır. Ya da İstanbul'da ya da Bursa'da, yani Recep Altepe'nin bizzat kendine oy vermiş olan seçmen kitlesi %1'i 2'yi geçmez. Asıl oradaki %50'lik oy oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen bir oy olduğunu, yani tartışmamız çok Siz bir zaten bu anlamsız sonuçlara diye. ulaştığınızı söylüyorsunuz değil mi araştırmalarda, Tabii tabii anladığım tabii tabii. kadarıyla? Ama bir Fakı Baba örneği de var. Hı Yani hı. değil mi? Urfa'da da böyle bir örnek çıkmıştı ortaya. Tabii yani şimdi yarın Recep Altepe ya da Kadir Topbaş veya Melih Gökçek seçimlere girdi. Bağımsız veya işte en yakın buldukları partiden aday oldular ve girdiler ki ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum ama diyelim ki böyle bir şey oldu. Yani Sakı Baba'daki gibi yaşanan bir sonucun yaşanmasının çok mümkün olduğunu açıkçası söyleyemem. Yani burada yani değerlendirme yaparken bu kişilerin önemsiz olduğu Anladım. vurgusundan söz etmiyorum. Melih Gökçek ve Kadir Topbaş'ın İstanbul ve Ankara seçimleri için ne kadar önemli aktörler olduğunu zaten daha önceki seçimlerde de gördük, bizzat yaşadık. Ama 2014'te de Melih Gökçek'in adaylığıyla ilgili bir sorun söz konusuyken, işte biliyorsunuz o dönem Evet. 17-25 Aralık operasyonları ve Melih Gökçek'in bu noktadaki duruşu, özellikle bir ölçüde aday olmasını netleştirmiş Doğru. oldu. Ama bugün itibarıyla artık yıpranma eşiğini belki bir ölçüde artık farklı bir yere geldiğini gösteriyor. Ha, Melih Gökçek siyasetin yani aktif siyasetin içerisinde yer alır mı? Ha, bu mümkün. Yani bu mümkün olabilir. Ama yerel düzeyde 2014 yerel seçimlerinde %1'e yakın bir farkla seçim kazanılan bir yerde kaybedilme ihtimali söz konusuyken bunu şimdiden toparlama noktasında yeni bir adayla sürece devam etme konusunda bir risk Risk alındığını. aldığını söylüyorsunuz ama AK Evet, Parti'nin değil mi? evet. Yani bu tartışmalarla beraber, çünkü ilk kez AK Parti içi bu kadar konuşuluyor ve işte Balıkesir Belediye Başkanı da istifa etmedi mesela. Evet. Yani tabii bir risk var. Yani sonuçta şunu söyleyebilirim. Yani bizim yaptığımız tüm araştırmalarda özellikle yani AK Parti'nin araştırmalara ne kadar Önem önem verdiğini vererek biliyoruz. bu anlamda sürekli kontrol yaptığı da düşünülürse mutlaka İstanbul'da da Ankara'da da. Şimdi bakın, ben size dün akşam izlediğim televizyon programlarındaki tartışma programlarında tartışılan başlıklara, yani ne kadar yanlış yerden yaklaşıldığını bir örneklemek istiyorum. Şimdi referanduma göre bir risk olduğu ifade ediliyor ve İstanbul'da, Ankara'da referandumda hayır çıkmış olması dolayısıyla değişti. Peki Bursa neden değişmedi deniyor. Yani büyük şehirler arasında Bursa evet olan Evet. tek şehir Şehir. olarak yorumlanırken, şimdi bakın, Bursa'da %53-54 civarında AK Parti oyu normal şartlarda. Bir de %16-17 civarında bir MHP oyu var. Doğru. Yani bu toplam blok %70'lik bir bloktan söz ediyorum. Yani evetin oynadığı oy oranı, havuzu %70. Ama buna rağmen kaç alınmış? %53 53. alınmış. Peki İstanbul'da aşağı yukarı 49 civarında, 48-49 AK civarında Parti. bir AK Parti, %4-5 civarında da bir MHP var. 52-53'lük bir blokla %49 alıyorsunuz, %70'lik bir blokla %53 alıyorsunuz. Şimdi hangisi daha başarılı? Evet. Tabii o yönden hiç bakılmadı. Ha, Gerçekten enteresan yani ya. Ben de şimdi bakmamıştım. yani Önemli. millet tabii değerlendirirken
Tamam, İstanbul Ankara'nın başka Ama bir de MHP'nin farklı durumu vardı ya Faruk Bey, işte Meral Akşener durumu şu Ama bu bu falan. kadar yoğun bir kopuştan söz etmiyoruz mesela. Yani Bursa'yı açıklarken, Balıkesir'i açıklarken ve diğer değişim olan şehirleri açıklarken kamuoyu bunu çabuk satın alabildi. Ya da o şehirlerdeki belediye başkanını takip eden seçmenler bunu çabuk satın alabildi. Ama İstanbul ve Ankara'yı anlayamıyor. Evet, İstanbul ve Ankara'da da evet ben belediyelerde bir yere dokunuyorum demenin mesajının içeriği olduğu kanaatindeyim. Yani Bursa'ya dokunduğunda, Düzce'ye dokunduğunda işte Düzce'ye dokunuldu. Ne geçti haberlerde? Düzce Belediye Başkanı istifa etti. Ya. Makam aracıyla ne yapacak? Evet. Şimdi hatırlarsanız böyle bir hikayesi vardı. Makam Doğru. aracıyla alakalı bir Ben hikayesi vardı. şuna mı bineceğim demişti. Marka Ha, vermeyelim de ben de öbürleri evet. gibi buna bineceğim falan Şimdi diye. hemen kamuoyu bunu iç etti. Yani hemen tüketti diyebilirim. Bursa ile ilgili böyle bir çıkış olsaydı, Bursa için de çok geçerliliği olmazdı bunun. O zaman insanlarda şöyle bir beklenti oluşurdu. Ya kardeşim, sen belediyelere dokunuyorsun, güzel, siyasete dokunuyorsun, eyvallah. İstanbul ve Ankara peki ne olacak sorusunu sorardı. Oysa ki Cumhurbaşkanı çok ters köşe yaparak yine İstanbul ve Ankara ile başlayarak diğer belediyelere ve siyasete dokunabileceğinin mesajlarını veriyor ki en tepeden bunu sağlayabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu sadece bu değişimle sınırlı kalacağı kanaatini taşımıyorum ben Evet, şahsen. tam da Yani oraya geliyordum. bu İlçe değişim belediyelerini de devam edecek mi mesela? bu mümkün Sizce? olabilir. Bunun ötesinde bakın 2018'de AK Parti'nin olağan bir kongresi var. Bu olağan kongrede şayet aşağıdan yukarıya bir değişim olduğuna dair işaretini kongrede de vermezse bu değişimlerin tamamı ters tepebilme ihtimaline sahip. Yani aşağıda belediyeler yorgundu, tamam gittiler. Teşkilat yorgundu, tamam İl gitti. teşkilatları, ilçe teşkilatları değiştiler. Onlar yorgundu, gittiler ama MYK aynı MYK. MKYK aynı MKYK. Parti üst yönetimi. Yani sadece Bakanlar aynı aşağıdakiler mi bakan. yoruldu? Diğerleri çok mu hala heyecanlılar? Çok mu motivasyon sahibi alandalar diyerek bir eleştirel yaklaşık bir tartışmayı açar. Dolayısıyla emin olun bunun finali zaten Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendi kabinesinde ve MKYK'sındaki değişimle sonuçlanacağı için bu aynı zamanda bir hikayenin yani yenilenmenin, hücre değişiminin, o kan değişiminin olduğu işaretini böylelikle finallemiş olacak diye düşünüyorum ve buradan bir hikaye Çıkacağını çıkardığını düşünüyorsunuz. Peki açıkçası okuyorum. ben şimdi erken seçim çok konuşuluyor. Bir şahsi fikrinizi almak isterim. Elbette Evet. bunu bilmek mümkün değil ama Türkiye'de seçmen davranışlarını da göz önünde bulundurarak bir erken seçim beklemek mantıklı mı? Yani şu an itibariyle bunun çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Cumhurbaşkanı sabah zaten ki Sayın Şimdilik Kılıçdaroğlu'dan dedi o. önce bu konuda bir açıklama yapmış. Siz de az önce anons ettiniz. Sonuçta böyle bir niyetin olduğunu sanmıyorum. Eğer olsaydı zaten bu değişimleri yapmak yerine bu tür tartışmaların risklerin alınması yerine seçim riski alınıp bir şekilde o değişimlerin gerçekleşmesi ve sonucunda da seçimden çıkacak Duruma neticeye bakılırdı. göre pozisyon alması daha mümkün olabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu akıllı bir hamle yapıyor. Yani bir dikkat çekiyor, bir farkındalık çıkarıyor. İlk kez sandığa davet edip sandığa gitmeyecek olan iktidar partisini sıkıştırmaya çalışıyor. Çünkü zaten kendisinden önce gitmeyeceğini düşünmediğini ifade eden Evet. Cumhurbaşkanı da yeni bir çıkış yapıyor ve bundan sonraki tüm konuşmalarında da bu çıkışını yenileyecektir diye Elbette düşünüyorum. sandık diyecek, sandık diyecek, Sıkıştırmaya doğru. çalışacak. Tabii her konuşmasında bunu söyleyecek. Ama ben bunun yani böyle 3-5 ay sonrası için değil belki ama 2010, yani 2019 Mart'ına da kalmayabilir. Daha erken bir döneme çekilebilir ama bu noktada iktidar karşısında avantajı hemen durumu kontrol altına alma girişiminde bulunması olur. O kontrol altına alındıktan sonra da seçime gidilir diye düşünüyorum açıkçası. Dış Ama politika. AK Parti olağan kongresi gerçekleşmeden bu Seçim seçimin falan olmaz. gerçekleşmesinin çok mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki. O ne zamandı? 2018'in Mayıs'ı diye biliyorum ben yanılmıyorsam. Evet. Yani ben de 2018 öyle Mayıs. biliyorum. Mayıs Evet. ayında olması gerekiyor. Yani herhalde böyle yaz aylarına doğru belki sonbahar yani bu dönemlerde Ekim, Kasım gibi bir döneme atılabilir ama
biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonra bu taktiğini sürdürecek. Sürdürecek. Belki elini artıracak ve devam da edecek. Belki başka çıkışlar da yaparak burada sıkıştırmaya çalışacak. Ama buradan yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı yani bu gündemlerden oluşuyor. Aslına bakarsanız temelinde bu yatıyor. Yani AK Parti'nin içerisinde bir seçmende bir rahatsızlık olduğu algısıyla belki o noktada seçim, yani bu değişimleri yapacağınızda gelin seçim yapalım. Biz bu seçimi alabiliriz diyerek bir çıkış yapıyor. Ha, bunun dışında bir de Sayın Meral Akşener, evet, zaten yarın sanıyorum böyle bir parti programını, evet, açıklayacak, çıkış yapmış olacak, resmiyet bulacak süreç. Dolayısıyla hazırlıksız yakalanmamak için Meral Akşener'in de hazırlanma sürecini belki baltalamak için, çünkü CHP'den ciddi bir oy kaybı olacak Meral Akşener'e doğru. Dolayısıyla onu da engelleyebilmek için böyle bir çıkışın ya birkaç AK başlığının Parti'den birkaç oy süresinin olmayacak mı Akşener'e bir oy kayması sizce? Şu anda yaptığımız araştırmalara göre çok ciddi bir kaybının, yani ciddi bir potansiyel henüz görülmüyor. Onu bir kere söyleyeyim. Çünkü insanlar ne olup bittiğini anlamış değiller. İşte yarından itibaren daha net bir şekilde netlik görmek kazanacak. mümkün. Kamuoyunda tartışılmaya başlanmasıyla birlikte. Ama ötesinde şunu söyleyebilirim. Özellikle MHP'den ulusalcı, yani Ege, Akdeniz ve Trakya bölgesindeki kopuş olan ve CHP'ye geçmiş olan seçmenler Meral Akşener'i geçiş yapacaklar. Bunu görüyoruz. Bir son soru. Dış politika ne kadar etkiliyor? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ile gerilimi hemen her fırsatta bir çıta yukarıya doğru taşıyor. Evet. Bugün de gördük onu. Onun seçmendeki karşılığı ne? Çok kısa ne olursunuz? Çok da uzattık. Siz de çok meşgul ettik. Yani dış politika ile ilgili olarak artık yani sadece dış politika uzmanları değil. Manav, Bakkal, Ahmet Efendi bir şekilde değerlendirme yapabiliyor. Yani bir öngörüsü var artık. Dolayısıyla uzman olmaya gerektirmeyen bir başlığa dönüştü dış politika seçmenlerimiz nezdinde. Ya Amerika'ya Suriye'den isyan kalan. etmek şey getiriyor mu? Oy getiriyor mu? Ben onu merak ediyorum. Yani şu an itibariyle tabii, yani Amerika'nın ne kadar Türkiye'ye samimi bir yerde durduğuna dair sonucu zaten Sayın Binali Yıldırım verdi, biliyorsunuz. %80'i tarafından sevilmeyen bir müttefik ülkeniz var. Yani siz müttefik ülkenin halkından söz ediyoruz. Bunu halka nasıl indirgersiniz diye bir sistemde bulunmuştu. Doğru. Şu anda %85'lere yaklaşmış durumda Amerika'ya olan öfkeniz. Ama her şeye rağmen durumun düzelmesi noktasında bir gerçekliği de ortaya koyuyor seçmenler. Peki, yani o felaket dediğimiz şeyi bir şekilde aslında kurguluyor ve bekliyor diyebilirim. Rıza Zarraf davası kritik midir Faruk Acar? Yani artık tabii neyle çıkılacağı ve kamuoyuna nasıl yansıyacağı önemli burada. Ama Amerika'nın özellikle FETÖ ve 15 Temmuz'la ilgili sürecine dair değerlendirmeyi daha çok gündemi de tuttuğu için seçmenler ve geneli, bu noktada Amerika'dan çıkabilecek olağanüstü bir kararın ya da Zarraf meselesi üzerinden yapılacak değerlendirmelerin seçmenler nezdinde samimi bulunmayacağı bir ortama da sürüklenebilir. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için epeyce uzun da tuttuk sizi. Sağ olun. Peki, eksik olmayın. Estağfurullah. Sağ olun. Hayırlı. Sağ olun. Faruk Acar'la konuştuk.